Merhaba arkadaşlar. İlk önce kendimi tanıtayım size. Adım Can Hakan Karaca ama genelde beni Cantek Hakan diyebilirler. Bir işe eğer uzun süre uğraşıyorsanız ve sivil toplumda çalışmışsanız, mesleğinizde belli bir yere geldiyseniz, özellikle Türk firmalarında da bu çok gelir geçer bir şeydir. Şimdi ben buralı değilim. Aslen Karabüklüyüm. İlkokulu, ortaokulu orada bitirdim. Trakya Üniversitesi Makina Fakültesi mezunuyum 1987 yılında. 2-3 sene İstanbul'da yaşadıktan sonra Antalya'ya geldim. Ve 26 yıldan beri de Antalya'da gıda saklama üzerine çalışan bir firmamız var. Aslında biz hiç de göz önünde olmayan bir iş yapıyoruz. Yani gıdaların saklandığı depolar yapıyoruz. Ama 25 yıl boyunca bir işle uğraştığınız zaman insanlar sizi tanıyorlar, biliyorlar. Tabii bunun içinde işinizi iyi yapmanız ayrı bir şey. Sosyal olmanız da çok ayrı bir şey. Sosyal projeler yapmanız da çok ayrı bir şey. Aslında birazcık daha sizinle yakınlaşabilmek için, soru sormanızı ve konuşmamızı kolaylaştırabilmek için bir şirketimizin tanıtım videosu var. İlk önce onu bir beraberce izleyelim, ondan sonra sohbetimize devam edelim. Teknoloji ve inovasyona olan inancıyla, modern üretim tesisleriyle, profesyonel kadrosuyla, kurumsal yapısı ve yönetim felsefesiyle, çevreye olan duyarlılığıyla, sosyal sorumluluk projeleriyle, sponsorluklarıyla, dört kıtaya ulaşan alanında bir dünya markası. Cantek. Antalya'ya geldiğimde hiç soğuk oda bilmiyordum. Soğuk odayı falan gene güzel anlatmışız. İşte paneller var, izole edilmiş. Soğutma makineleri var. İçine dışına çıkılan kapılar var. Biz onların hepsini üretir hale geldik. İlk önce soğutma makinesi üretmeye başladık. Sonra panel üretmeye başladık. Sonra kapılar üretmeye başladık. Şimdi komple taahhütler yapmaya başladık. Fakat bu işler çok enteresandır. Birilerinin sizi dürtmesiyle başlıyor. Hani siz şimdi merak ediyorsunuzdur, nereden başladınız diye. Ben şimdi 13 bini aşkın müşteriye sahibim. Sizi şimdi ben bir numaralı müşterimle tanıştırayım. Bakalım o adam benle tanıştığında neler hissetmiş. Olur mu? Hakan Bey üniversiteyi yeni bitirmişti. Ben de o dönem soğuk oda yaptırmak istiyordum. Hakan Bey ile görüştüm. Soğuk oda yapabilir misiniz? Tabii ki dedi. Daha önce peki soğuk oda yaptınız mı Hakan Bey dedim. Yok yapmadım. Ofisiniz var mı? Yok. Dükkanınız var mı? Yok. İmalathaneniz var mı? Yok. Sarı dizmeli memada. Şimdi yaptırabilir miyim? Yapabilir mi diye de tedbir ettim. Sonra ne zaman başlarsın? İşte malzeme alacağım, param yok dedi. Baktım yani heyecan var. Tabii bu bana güç verdi, güven verdi. Hiç tereddüt etmeden soğuk odayı siparişini Hakan kardeşime verdim. Parayı aldı gitti. Sonra gün aşırı birkaç gün sonra malzeme geldi. Başladılar. Çok titiz bir çalışma ardından güvenli, sağlam, dört dörtlük bir soğuk oda yaptı. 25 yıldır hala aktifte, hala çalışıyor. Belki de ilk soğuk odayı bana yaptırması, benim ona verdiğim ilk sifta, bereket, huzur, şans getirmiştir. Hakan kardeşimin her başarısından onur ve gurur duyuyorum. Nice nice 25 yıllara ailesiyle sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllar diliyorum. Teşekkür ederim. Geçtiğimiz yıl 25. yılımızı kutlamıştık. Böyle insanın hayatına çok kritik noktalar var. O da bizim birinci müşterimiz. O gece onurlandırdık ama hayat bir enteresan. 6 ay evvel de kaybettik maalesef rahmetliyi. Böyle pek çok kırılma noktaları oluyor insanların. Bizim de ama ilk başlangıcımız böyleydi. Bakın düşünüyor musunuz? Hiç benim hayatımda ben soğuk oda görmemişim. Adam hiç hayatında soğuk oda kurmamış bir adama sadece güven veriyor diye, heyecanlı bu çocuk, samimi görünüyor diye işe başlatıyor. Arkadaşlar, bu kadar kolay. Kendinize inanacaksınız, kendinize güveneceksiniz ve samimi olacaksınız. Gerisinde hiçbir problem yok. Zaten Türk insanının özel bir girişimciliği var.
bu konularla ilgili merak etmeyin. Yani bizim genlerimiz girişimcilik yapmaya müsait. Ama sonra ne yapmamız gerekiyor? Hakkını vermemiz gerekiyor. Biz her yaptığımız işi doğru mu yaptık? Hayır. Tabii ki pek çok hatamız oldu, pek çok eksiğimiz oldu. Bir sürü müşterimizin işini kötü yaptık. Ama sonra gittik onu düzelttik. Hiçbir zaman insanları mağdur etmedik. Hiçbir zaman zorda bırakmadık. Hala da mottomuz odur. Ve bütün yaptığımız araştırma geliştirme çalışmalarını ki son 10 yıldır sadece bu işi yapıyoruz, 11 yıldır yapıyoruz. Hepsinin temelinde müşterimize daha iyi hizmet verebilmek ve daha inovatif bir ürünle onlara hizmet etme düşüncesi var. Böyle yapmasaydık eğer dünyada tanınan bilinen bir marka olmazdık. Şöyle kabaca bir geçmişten bahsedeyim. Yani ne zamanlarda neler yaptık diye. Ondan sonra mümkün olduğu kadar sizle beraber karşılıklı konuşmak istiyorum. Siz çünkü aslında bugünün konusunu yarın bir gün buralardan daha çok mühendislik fakültesi olduğunu duyuyorum. Ben de aranızdaki en tecrübeli mühendislerden bir tanesiyim ve bir işverenim. Bir işin işveren boyutu var, bir de çalışan boyutu var. Her iki tarafta da olduğunuzda muhakkak 5-10 sene sonra benim yaşadıklarımı sıradan yaşayacaksınız. Bir patron ne düşünür bir mühendisle karşılaştığında, ona ne verir, ne ister, nasıl bir diyaloğu olur? Bu sıralardan çıktığınızda kimle nasıl karşılaşacaksınız ve o adam sizden ne isteyecek, onun canlı örneğim. O yüzden beni ne kadar kışkırtıcı sorular sorarsanız, kaç para alacağım, niçin alacağım, alacak mıyım, ne olacak, ne bitecek, sonsuz keyifli bir sohbet yaparız sizinle. Daha evvelden makine fakültesinde bunu yaptık bir evvelki konuşmada. Böyle bir konu bütün öğrencilerin ilgisini çekiyor. Ben de bu konuda hani karşılaşacağınız en açık fikirli ve düşünceli ve bunu net söyleyebilecek arkadaşlarınızdan bir tanesiyim. Arkadaşlar Antalya'ya 91'de geldim. 93'e 94'e kadar her şey çok zor oldu. Yani kapıyı çalıyorsunuz, adam size bu Taner bir numara ama ben bir numaralı müşterimi yapana kadar bir sene, bir buçuk sene uğraştım. Kapı kapı dolaşıyorum, kimse inanmıyor. Sonra ikinci sene bundan 3-4 misli fazla iş yaptık. Üçüncü sene 4-5 daha fazla iş yaptık. 6-7 sene sonra uluslararası bir deneyimiz oldu. Çok kötü oldu. Almanya'ya mal yolladık. Çok kötüymüş malımız. Almanya'da rezil olduk. Döndük geriye. Bir daha 12 sene sonra Almanya'ya mal yolladık. Bu sefer çok iyi olmuş. Şaşırtıcı derecede iyi sonuçlar geldi falan filan derken. 99'da birinci fabrikamızı kurduk organizede. 2003'te ikincisini kurduk. Şimdi üçüncüsünün temelini attık. Bu arada 10 sene evvel soğutma makinalarıyla ilgili bunları uzaktan izleyip yönetebilecek bir birim kurduk. Kendi yazılımlarımız, donanımlarımız, elektronik kutularımızı yapar olduk. Bunun için de son derece verimli bir şeyi ölçmeden, değerlendirmeden onu geliştiremiyorsunuz. Ar-Ge'mizi de bu motto üzerine kurduk. Biz kendi soğutma makinalarımızı izlemek, yönetmek için önce izleme birimimizi kurmuştuk. Onun üzerine de çok fantastik geliştirmeler ve iyileştirmeler yapma fırsatı bulduk. Hatta tecrübelerimizi o kadar ileriye getirdik ki gıda saklama konusunda dünyanın bütün ülkelerine edindiğimiz bilgileri aktarabilmek için Centek Bilim, Kültür ve Eğitim Vakfı'nı kurduk. Bu vakıf aracılığıyla da artık gıdalar nasıl saklanmalı diye ülkelere bunları öğretmeye başladık. Çünkü Avrupa kıtasındaki 7-8 ülke Amerika ve Japonya dışında gıdaların mükemmel bir şekilde nasıl saklanacağını bilen çok az. Türkiye'de gıda saklamayı bilmez maalesef. Halbuki gıda saklamazsanız, gıdayı doğru saklamazsanız o gıdadan elde etmeniz gereken kazancı elde edemiyorsunuz. O yüzden de bildiğimiz bütün her şeyi, bütün coğrafyalarla İspanyolca konuşan ülkeler, Arapça konuşan ülkeler, Rusça konuşan ülkeler, İngilizce ve Fransızca konuşan ülkeler, bunların hepsi Türkçe ile beraber 110 ülke yapıyor. Bu çok büyük bir operasyon. Gelişmiş ülkelerde filmlerimiz yayınlanmaya başlandı. 3-4 tane kitabımız bitti, bir tanesi yayınlandı. Bütün bunları da üniversitedeki hocalarımıza, profesörlerimize paylaşıyoruz. Çok onların biriktirdiği bilgileri bütün dünyadaki, gelişmekte olan ülkelerdeki gıda saklamayla ilgili bilim haline getirip onlarla paylaşıp insanların gıda güvencesine, insanlığın gıda güvencesine faydalı olmaya çalışıyoruz. Bilimsel, iktisadi, ticari tarafları bunlar. Aslında ben rahat olmayı seviyorum. Sesim de yeter diye düşünüyorum. Şöyle çıksam sesim geliyor mu her yere? Yarın bir gün buradan çıkacaksınız. Burada hep dedim ya, mühendislik fakültesi öğrencileri var. En önemli konu arkadaşlar proje yapmak. Yani iş fikri dünyada o kadar çok ki ama gerçekleştirebilme imkanı yok. Aranızda kazançlı olacak arkadaşlar, bu işlere en çok kafa patlatan ve çalışmış arkadaşlar olacak. Çünkü artık proje yapmak esas. Yani Facebook'un kurucusundan bakın, kendinize örnek alın. Sadece adamın nesi vardı? İnanılmaz derecede işine inanıyordu. Adanmıştı. Deli gibi çalışıyordu.
Eğer bunları yapmazsanız girişimci olmayı ya da bir işi çok iyi becermeyi unutun. Ama böyle yaptığınız zaman kazanacağınız paranın da haddini hesabını unutun. Ne kadar farklı değil mi? Yani bir tarafta diyorum ki eğer çok büyük azme, iştaha ve adanmışlığa hazır değilseniz çok para kazanmayı unutun. Eğer böyle yaparsanız ama yani çok büyük gelecek sizi bekliyor. Ancak bu hiçbir zaman kısa vadede olmaz. Yani 35 seneden beri de sizin o koltuktan kalktım. Bu taraflarda tehlikeli sularda yaşıyorum. Burası hakikaten soğuk bir yerdir yani. Şimdi şu caddenin bu tarafı çok soğuk bir yerdir ve çok dalgalıdır. Çok aniden bir fırtına patlar, alabora olursunuz. Size çok fazla şarj gelir, siniriniz bozulur, geceler uyuyamazsınız. Bu bir tercih. Ama eğer içinizde bir tutku varsa ki mesela onu tutamazsınız da, eğer tutmaya kalkarsanız da tutmayın zaten. Bırakın o sizi sürüklesin. Yani o sizi bir yere getirecektir.